Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akşamın gecesi biraz kısa oldu bizim için. Gündüz Bozul yapmaya basın. Karar verdik. Ustam nerede kaldık? Yeni piston silindirimizi oturtturduk. Evet, arkadaşlar. Yeni piston silindirimiz şu an bu arkadaşlar. Eski piston burada. Şöyle gösterelim evet. Etrafını. Gündüz düzeyin daha güzel belli olur. Burası temiz. Ama burayı komple çizmişler. Ve piston üzerinde yanmış zaten. Kurum bağlamış. Çok belli oluyor. Motorumuzda zaten performans düşüklüğü ve yağ kaçağı vardı. Yağ kaçağı mevcuttu. İşte haftada komple yağı bitiriyordu bir hafta içerisinde. Onun çözümlerini de yapmış bulunuyoruz. Şu an işte üst kapağımızın bir üzerinde kalan eski yağ kalıntılarını temizleyip üst kapağımızı takacağız. Kontrollerimizi yapacağız. Kaçak var mı diye benzinimizle. Yürükan bir tane şişe bu şuralardan alıp şey benzin çekeceğiz. Bakın arkadaşlar zaten buralarda hep bir şey olmuş. Pistonla ilk kurumlardan dolayı. Görüyorsunuz bunların hepsini temizleyeceğiz. Temizleyip öyle takacağız. Sibop kaçaklarımıza bakacağız. Buradan ve buradan. Burası egzozun sibobu burası. Bu emiş. Yani benzinin geldiği sibop. Bunlarda kaçak var mı kontrollerimizi yapacağız. Minik kaçaklardan yine sıkıntı yok ama çok fazla kaçak yaparsa bu sıkıntıdır arkadaşlar. Çünkü benzini yağa karıştırabilir, yağı benzine karıştırabilir. Ondan dolayı sıkıntılar yapar, yağ kaçağı yapar motor. Onun dışında eğer kaçağımız mevcutsa bu sibopun yayları buradan çıkartılıyor. Bunun bir macunu var. Kendi özel sibobun buraya macuna sokuyoruz. Ona buraya matkabı takıp geriye doğru çekip matkapla çevirtiyoruz. Orada sibop oraları temizleyip kendine yer yapıyor macunla. Yani sibop alıştırma diyoruz biz ona. Tam şu yanak kısımlarını alıştırıyor kendine. Şuraları. Bu şeyin sibopun alt kısımlarını kendine alıştırıyor arkadaşlar. Ondan sonra da kaçaklarımızı bitiriyor. Ya da çok fazlaysa minimum dereceye düşürüyor bunu. Eğer bunu yapmazsak ne olur arkadaşlar? Emişteki benzin çok fazla kaçak yaptığı zaman performans düşüklüğü yapar motorda. Onun dışında ne var? Buradan yağı içeri alır, karbüratöre yollayabilir, karbüratörü bozar. Ya da buradan siboplardan benzinin içeri geçmesini sağlar. Benzin içeri geçtiği zaman da yağa karışmış olur. Yağ benzinin bir şekilde içeri gidince yine motora zarar verir. Çünkü yağ çok ince, benzin çok ince bir malzeme. Motorun içine gittiği zaman, yağa karıştığı zaman yağa tam karışamayacak. İnce bir malzeme olduğu için benzin. Bu sefer ne olacak? Tortular başlayacak, çapaklanmalar başlayacak. Bunları önlemek amacıyla bu yüzden bunların kontrollerini yapacağız şimdi. Burayı topladıktan sonra işte egzozumuzu falan takacağız. Motora ilk marşını vereceğiz. Biraz kayda gireriz. Aynen. Tam. Biraz çalıştıktan sonra da tur atacağız. Biz şimdi toplama işlemine başlıyoruz arkadaşlar. O ara tekrardan bir videoya giriş yaparız.